Etiler'de lüks bir sitede yaşayan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal. Gerçi bu ismi burada veriyoruz ama hani bunun gibi birçok isim de bugünlerde aynı dertten muzdarip. Ev sahibiyle mahkemelik oldu. Aynı sitede kiraların ortalama 200 bin lira olduğunu savunan mülk sahibi 2,5 kat zam yapmak isteyince işler karıştı. Aşka hazırdı ama buna hazırlıksız yakalandı. Ünlü şarkıcıyla ev sahibi arasında kira krizi çıktı. Sanki kaderimi fırtınamda yazmışlar. Mustafa Sandal 6 yıl önce Etiler'deki bir siteye taşınmıştı. 3+1 dairenin kirası 65 bin liraydı. Demek biz uzağız. İddiaya göre ev sahibi 2,5 kat zam yapmak isteyince işler karıştı. Arabuluculuk görüşmelerinden de sonuç alınamadı. Sitedeki kiraların 200 bin lira civarında olduğunu söyleyen mülk sahibi tespit davası açarak 170 bin lira talep etti. Rakamı çok yüksek bulan şarkıcı ise davanın reddini istedi. Kira savaşında son sözü yargı söyleyecek. Mahkeme çözsün. Tabii. Şimdi Mustafa Sandal olsun, Ahmet olsun, Aslı olsun, Ayşe olsun birçok insanın günümüzde yaşadığı hikaye. Ünlü oyuncusu tanıdık tanımadık. Evet. Herkes oturduğu evin bir şekilde değerinin altında olduğu düşünülüyor. Ev sahibi mutsuz, kiracı mutsuz, kiracı haklı, ev sahibi haklı. Fakat işin içinde bir denge olması lazım. Şimdi %25'lik hikaye Temmuz ayında son buldu. Bitti. %65 şu an. Şimdi tefeye bağlı olarak %65. Fixlendi. Yani 100 bin lira ödüyorsan anladığım kadarıyla 165 bin lira ödeyeceksin evet. Önümüzdeki ay. Aynen. Ciddi bir artış bu. Ama fakat o kadar arttırabilirsin diyor devlet. Bu kadar. Şimdi bu net bir şey. Bu zaten beklenen bir hikayeydi. Şimdi bundan önceki kiracı ve ev sahipleri nispeten şanssız ve şanslı karşılıklı baktığında. Buradan sonrakilere de bir baktığında evet biraz nispeten daha piyasanın şartlarına uygun şekilde oturuyor oluyorlar. Herkes de daha biraz daha mutlu olmak zorunda bu anlamda. Şimdi 2,5 kat zam yani %65'in de üzerine geldiğinde ciddi bir artış oluyor. Ama yani muadillere baktığın zaman 200 bin liraymış. Evet. Bu arkadaş 65 bin oturuyor. Evet. Ama işte bu... Ve ev sahibi demiş ki 170 bin. Ya baktığın zaman hani muadillerin yine altında kalıyor. Bence makul. Kalıyor ama muadiller dediğim bugün giriyor. Orada belki 5 yıldır oturuyor. İşte şimdi böyle de bir durum var. Ya bugün kirayı verirse 200 bin lira işte. Evet. Bir de bunda aidatı falan da var mutlaka. Yani. Dolayısıyla zaman... ben burada ev sahibi şunu dedi, kiracı bunu dedi vesaire bir ortak yol bulunması gerekiyor. İşte bak, bunca zaman ev sahibi çıkamış. Mağdur oldu. Değil mi? Hani %25 hadisesinden dolayı. Şimdi de o kapı açıldı. O da diyor ki önceden kiracı %25 kardeşim bunun ötesi yok. Şimdi %65 mesela. Evet. Bu sefer de ev sahibi diyor ki %65 kardeşim bunun ötesi yok. Hadi bakalım buyurunuz. Yani kendi aramızda çözeceğiz. Arabulucu, mahkeme neyse artık. O bir adım gelecek, sen bir adım gelecek. Ev sahibi diyor ki ben sen oturasın diye mi bu evi aldım diyor. Kiracı diyor ki vay arkadaş bu ne uçma gitme. Enflasyona, ekonomiye bak diyor o da. Dolayısıyla böyle bir sirkülasyonun içinde evet. gidiyoruz. Bir kısır döngü mü olacak ya da başka bir şey mi hep beraber göreceğiz. Ama barınma sorunu geçmiş değil ve evet. giderek de artıyor. Düşünsene şu rakamlara. 160, 170, 180. Karşıda bakıyorum 3+1. Murat Beyciğim 90 bin lira ama size bir şey yaparız. 90 bin ya. Altınla değerlendirilen evler, dolarla değerlendirilen evler. Yok onlar yazar, ona hiç girmeyeyim. Onlar kanun, yasa dışı. Yasa dışı. Dolayısıyla buraların raici böyle diyor. O zaman ne yapacaksın diyorsun? Şu yukarılara doğru çıkacaksın diyor ya da şu taraflara doğru gideceksin diyor. Çünkü biliyor ki Mustafa Sandal çıksa bugün 200 bin liraya oturacak insanlar var orada. Tabii mutlaka. Hakkımıza hayırlısı. Evet. Hep beraber göreceğiz ne olacak ne bitecek. Kavga gürültü kan dökülmesin de benim derdim budur Kesinlikle Ebru'cuğum. Öyle. Yani en azından makul şartlarda hukuk yolunda konuşarak anlaşarak tabii, gidebilsin. Tabii inşallah. Peki, biraz daha fazla konser yapar belki. Evet yani. Ödemeye çalışır kirasını. Kesinlikle öyle.